Saatler onu gösteriyor. Bütçe programıyla karşınızdayız. Bugün Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor, siyaset bilimci Burak Job'la beraberiz İstanbul Stüdyosu'nda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siyasetin gündemi ağırlı. Elbette ekonomiye de değinerek bugün yine biraz işlerine gireceğiz. Çeperin içini açacağız. Zira gündemde İdlib krizi var. İdlib krizi aylardır aslında bağırıyordu. Buradayım ve daha büyük dertlere gebeyim diye. Başta göç tehdidi olarak algılandı bu durum. Ancak daha sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun yığına, sevkiyatı neticesinde oradaki bir savaş ihtimali Cumhurbaşkanı veya AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın sözlerine de yansıdı. Savaş diyebiliriz şeklinde yorumladı. Suriye'yi biliyoruz, Suriye'nin hamisi Rusya'yı biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım adımlarından kısmen geri adım atarak Türkiye'nin arkasında konumlandığını görebiliyoruz. Tabii bu tip hesaplar, bu tip korumacı tavırlar Amerika Birleşik Devletleri'nden gelince, James Jeffrey İstanbul'a iner inmez Türkçe konuşarak, şehitlere başsağlığı dileyerek, şehit yakınlarına başsağlığı dileyerek başlayınca elbette kuşkular artmaya devam etti. Acaba burada NATO-Rusya gerginleşmesinin bir ürünü mü görülecek, İdlib böyle bir saha mı olacak diye. Buradan devam edildi. Önceki hafta itibariyle FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasının yine bir parlayıp tekrar sönmeye yüz tuttuğunu görüyoruz. Devamında sanki daha da çok tartışılacak Türkiye'nin dış politika gündemi biraz sakinleşse. FETÖ'nün siyasi ayağı meselesi belki de hakkıyla tartışılmaya devam edilecek, sorular sorulmaya devam edilecek. Tüm bunların hem FETÖ'nün siyasi ayağı hem İdlib krizinin aslında bir parlayıp bir sönmesi, gündemde yer tutması nedeniyle belki de en çok konuşmamız gereken ekonomik kriz meselesini bir kenara bırakmış ya da bıraktırılmış duruma geliyoruz. Tüm bunların ardından ekonomik kriz unuttu mu, unutturuldu mu meselesi aynı zamanda iki kutuplu Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın arasında kalan Türkiye dış politikası nezdinde iç siyasette de ithalatta, ihracatta bu iki kutubun arasında kalmak ekonomik krizde de ne yazık ki o yol üzerinde parke taşları taşımaya devam ediyor. Yeni dönemin şifrelerini konuşacağız. Erken seçim deniyor. Erken seçim ne kadar uzaklıkta artık? 2020 tarihi konuşuluyordu. 2020'nin içerisindeyiz. Mart ayına gelmek üzereyiz. Ama çoğunlukla siyaset bilimciler 2021 tarihini işaret ederler. Burak Job öyle yapacak mı, yapmayacak mı? Bunu da konuşacağız. Ama İdlib'den başlayalım. İdlib meselesi İç politikanın bir numaralı gündem belirleyen unsurlarından biri haline geldi. Başka bir şey konuşamıyoruz şu an için. Zira İdlib meselesi var. Elbette Mehmetçik orada. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin canı çok kıymetli. Her şeyden kıymetli. Türkiye'nin bekası için orada bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün unsurları Türkiye içerisinde yapılan anketlerde desteğini Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerde vesaireyle görünüyor. Fakat burada bir ayrım var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin canı için bu ankete destek olduklarını söylüyor vatandaşlar. Bizim sokak röportajlarımızda konuşan vatandaşlarımız da evet biz o anketlere destekliyoruz dedik. Fakat biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayağına taş değmesin diye desteğimizi belirtiyoruz. Sorular öyle bir soruluyor ki biz sanki harekatı destekliyormuş gibi daha sonra ekranlarda bana soran anket firmasının CHP'li bir seçmen olarak evet dediğimi gösteren sonuçlarıyla karşılaşıyorum diyebiliyorlar. Böyle itirazlarla da karşılaşabiliyoruz. Elbette bölgedeki aktörler nezdinde Türkiye giderek yalnız bir duruma düştü. İşte İsrail'i biliyoruz, Mısır'ı biliyoruz. Sadece Libya ile bir anlaşma çabası var. Suriye ile yan sınır anlaşması dahi yapamıyoruz. Doğu Akdeniz'de yalnız kaldığımız görülüyor. Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs Rum yönetiminin uluslararası petrol firmalarıyla anlaşma üstüne anlaşma yaptığı dönemde biz bir yandan Libya'yı, bir yandan İdlib krizini yönetmeye çalışıyoruz ve az önce de belirtmiş olduğum gibi hem Rusya hem ABD'nin arasındayız. Rusya'dan S-400 almışız, ABD ile Patriot pazarlığına oturmak üzereyiz gibi bir durum var. Tüm bunlar iç siyaseti aslında konuşturmuyor ama bir siyaset bilimci olarak şunu sormak istiyorum. Tüm bunları özetledikten sonra İdlib meselesi bu kadar gündemde tutularak toplumda, seçmenlerde nasıl bir karşılık bulması bekleniyor? Asıl hedeflenen nedir? İdlib krizi belki normalden daha çabuk çözülebilirdi. Fakat sürüncemeye bırakıldığını görüyoruz. Bunun siyaseten karşılığı, seçmenlerde yaratmasını bekledikleri refleks nedir aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin? Alacağınız yanıtlar soracağınız soru tarafından belirlenir. Sizin az önce değindiğiniz gibi pek çok vatandaşın yani bana soru o şekilde sorulmadı, benim verdiğim yanıt o sorunun yanıtı değildir gibi tepkiler vermesi bunu gösteriyor. Şimdi bu İdlib konusunda ben kamuoyunun yeterince bilgi seviyesinde, yeterli bir bilgi düzeyinde olduğundan emin değilim.
Bunda tabii medyanın çok büyük oranda iktidarın kontrolünde olması sonucu manipüle veya düpedüz yalan haberlerin ve bilgilerin dolaşıma sokulmasının çok önemli bir payı var. Bunun yanı sıra zaten bu Türkiye'ye has bir durum da değil. Yani dünyada hangi ülkeye giderseniz gidin kamuoyu dış siyasal gelişmeler konusunda iç siyasal gelişmelere göre daha az duyarlı olur ve daha az bilgili olur. Bu biraz daha teknik uzmanlık isteyen bir alan olarak ortaya çıkar. Şimdi bu İdlib'le ilgili hani bu kadar yani İdlib'i haritada gösterin deseniz Türkiye'deki pek çok yurttaşa zorlanırlar muhtemelen. Hatta uzman geçinen pek çok insan bile İdlib'i doğru olarak haritada gösterebilir mi? Ondan çok emin değilim. Vatandaşların kafasında şöyle bir karmaşa olabilir belki. Yani Türkiye'nin İdlib'de bulunmasını gerçekten bizatihi doğrudan Türkiye'nin güvenliği için olup olmadığına dair bir soru işareti olabilir. Çünkü bazı operasyonlar yapıldı Suriye'ye ve açık açık adı konularak yani sınırın hemen ötesinde, gerçi İdlib'de sınırın hemen ötesinde ama YPG unsurlarının egemen olduğu yerlere yapılan operasyonlar oldu. Bunlara iç kamuoyunun desteği yüksek oldu. Yani en son geçtiğimiz Ekim ayında Barış Pınarı harekatı. Bunu anlatması da kolaydı. Anlatması da kolaydı. Şimdi tabii İdlib'de öyle YPG falan yok. Hatta İdlib'de Türkiye'nin fiilen hamisi pozisyonuna düştüğü ve yan yana Suriye devletine karşı, Suriye topraklarında Suriye devletine karşı savaşır duruma düştüğü ve ne yazık ki sahada yol arkadaşı konumuna düştüğü örgütler tehlikeli cihatçı örgütler. Bunlar Türkiye için de tehdit oluşturan örgütler ve oradaki pek çok örgüt HTŞ gibi Türkiye'nin de resmi terör örgütleri listesinde yer alan örgütlenmeler. Ama kamuoyu bundan ne kadar haberdar? Emin değilim. Yani o bir Suriye heyulası içinde, o toz ve duman bulutu içinde bu ayrıntılar kayboluyor olabilir. Yani vatandaşların zihninde Suriye'deki sınır ötesi harekatlar, TSK'nın sınır ötesi mevcudiyeti bir böyle bir bütün olarak algılanıp İdlib'de orada bir yerlere yerleştiriliyor olabilir. İdlib'de farklı bir durum oldu. Türkiye'nin dediğim gibi cihatçılarla sahada omuz omuza bir pozisyona düştü. Hatta bunun üzerine ek olarak bir de oraya ÖSO unsurlarını taşıdığı. Oraya çünkü ÖSO unsurlarını taşıyor Türkiye. Evet. ÖSO ile TSK'nın İdlib kırsalında çevresinde operasyonlar yaptığına dair haberler geliyor. Buna kamuoyumuz ne kadar vakıf emin değilim. Bundan ötürü tabii kamuoyunu eleştirecek halimiz yok. Tabii. Burada tabii ki temel sorumluluk yani bu durumun müsebbibi Türkiye'deki medya düzeni. Yani ana akım medyanın pompaladığı haberler ve yorumlar. Dolayısıyla yani hani teşbihte hata olmaz. Bir tür böyle mikro ölçekte, küçük ölçekte bir Amerika'daki Vietnam sendromunun, yani Vietnam'a Amerika'nın müdahale etmesinin orada bu çok büyük savaş suçları işlemesi, bu arada binlerce Amerikan askerinin de ölmesi, Amerika'da kamuoyunda çok olumsuz bir etki yarattı. Kamuoyunda savaş karşıtı bir tepki, bizim orada ne işimiz var tepkisi yaratmıştı. Mesela işte Sovyetler Birliği 80'li yıllarda Afganistan'ı işgal ettiğinde tabii Sovyetler Birliği'nde çok açık ve böyle demokratik bir kamuoyu belki yoktu, basın özgürlüğü pek yoktu ama neticede Sovyetler Birliği'ni çok yıpratan, askeri olarak, siyasi olarak, maddi olarak, ekonomik olarak yıpratan ve belki de yıkılmasına giden süreçte önemli rol oynayan olaylardan biriydi. Şimdi bunlar tabii çok makro olaylar. İdlib çok mikro ölçekte bir olay. Yani bu mikro ölçekteki bu işgalin Türkiye'de de mikro ölçekte siyasal sonuçlar yaratıp yaratmayacağını emin değilim, bilemiyorum. Çünkü kamuoyu şu anda tam şunun farkında değil galiba. Yani bir dakika, orada doğrudan Türkiye'nin ulusal güvenliğini ilgilendiren bir durum yok. Orada işte PKK'nın organik uzantısı olan YPG unsurları falan yok. Yani Türkiye'de 1984'ten beri süre giden çatışma süreciyle bağdaştırılabilecek falan hiçbir boyut yok. Ama bunu kamuoyu ne kadar biliyor emin değilim. Şimdi bir yandan da şöyle bir korku var. Göç tehdidi. Ha, ona gelecektim. Tamam, güzel oldu bunu belirttiğiniz. Yegane böyle Türkiye'nin ulusal çıkarını biz orada savunmak için bulunuyoruz söyleminin altını doldurabilecek yegane gerekçe Türkiye'ye gelebilecek göç dalgası. Evet. Şimdi gerçekten de Türkiye'ye yönelen bir göç dalgası var. Bu bir gerçek, somut bir mesele. Boyutlarına ilişkin ama benim de o konuda kafam karışık. Çünkü 3 milyona kadar uzanan inanılmaz rakamlar zikrediliyor. Ama sahadaki gerçekliği bilen kimi gözlemciler çok çok daha az olduğunu, yani Türkiye'ye gelebilecek potansiyel sığınmacı sayısının çok daha az olduğunu belirtiyorlar. Tabii
az da olsa çok da olsa bu Türkiye için çok büyük bir yüktür. Zira hali hazırda 4-5 milyon sayılarından bahsediyoruz. Evet, yani tek bir ekstra kişinin bile Türkiye'ye gelmesi, parti farkı gözetmeksizin söylüyorum, kamuoyunun kaldırabileceği, absorbe edebileceği toplumun, hatta hem toplumun hem de devletin taşıyabileceği büyük değil. Fakat iyi de kardeşim, yani oradan bir potansiyel mülteci akımını kesmenin yolu Türkiye'nin Suriye topraklarında Suriye ordusuyla savaşıp posunda olması mıdır? Yani bu hani amaca hizmet eden bir şey değil bu. Orada gerçekten amaç şey olsa, yani üzüm yemek olsa, her şeyden önce oradaki temel muhatap alınması gereken aktör Suriye devleti ve tabii ki onun arkasındaki dayanak olan, güç olan Rusya. Bunlarla bu bağlamda, yani mültecilerin oraya gelmesini nasıl engelleriz, Suriye topraklarında belki bir takım Türkiye sınırının hemen ötesinde kamplar nasıl inşa edebiliriz, ortaklaşa bunu nasıl yapabiliriz? Yani neticede İdlib, Can Bey, Suriye toprağı. Suriye'deki rejim de, rejim denip duruyor, Suriye devleti de beğenelim beğenmeyelim, uluslararası hukuka göre Suriye devleti, Suriye ülkesinin meşru temsilcisi. Birleşmiş Milletler'de ülkesini temsil eden yönetim, rejim orası. Yani orayı, İdlib'i işgal altındaki topraklarını işgalden kurtarmak istiyor diye suçlamak, işte katil Esed falan gibi lafları yine dolaşıma sokmak, bunların hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Yani belki iç politikadaki çok adanmış taraftarlarınızı hoşnut edersiniz o kadar. Şimdi o zaman, yani kardeşim, Türkiye'ye mülteci akını olmasın diye, bu devlet işgal altındaki toprağını kurtarmasın diye uğraşmaktansa, tamam kurtarsın. Biz de ama ne yapabiliriz? Onun bir takım faturası olacaksa o faturayı belki diğer paydaşlara da yaymak suretiyle, başta Suriye devleti, Rusya, hatta yani madem bu kadar yeniden ABD ile bir yakınlaşma sürecine giriyor hükümet, ABD ile de bu konuda, yani istendiği zaman çok taraflı bir diplomasiyle bu konuda yapıcı önlemler alınabilir. Türkiye'ye mülteciler akmasın diye kalkıp da Suriye topraklarında Suriye ordusuyla savaşır pozisyonda olmak, açıkçası bir yurttaş olarak benim hiç içime sinmiyor, beni çok rahatsız ediyor. Ve kamuoyu bu gerçekleri bilirse AKP ve MHP seçmenlerinde çok büyük bir kısmı da buna karşı çıkacaktır. Yani böyle belki böyle yayılmacı bir söylem, İslami cihat söylemi, ecdat topraklarındayız falan gibi söylemlerle çok sınırlı bir kitle buna ikna edilebilir. Ama kamuoyunun gerçekten de, yani bu cihatçıların hamisi pozisyonda olmak adına askerlerimizin şehit olmasını sindirebilmesi mümkün değil. Ve üstelik şöyle de bir durum var. Belki yine kısıtlı bir seçmen tarafından fark edilmiyor bu durum, ama toplumun geri kalanında en azından sokak röportajlarında görebildiğimiz kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında bir oraya bir oraya savrulduğu Türkiye'nin net bir şekilde görülebiliyor aslında. Fakat bu durum önemsenmiyor mu genel bir seçmen açısından? ABD ve Rusya'yı aynı güç olarak, aynı etki olarak gördüğü için ve AKP dış politikasının ha Rusya ile ha Amerika Birleşik Devletleri ile benzer bir ilişki kuracağından hareketle toplumsal yansıması aslında beklenenin altında mı bu kadar savrulan bir dış politikaya karşı refleks geliştirmek için soruyorum. Şimdi çeşitli anketler yayınlanır dönem dönem. Dünyada da yapılır bu, Türkiye'de de yapılıyor. İşte Türkiye'de kamuoyunun diğer ülkelere bakışı. Hangi ülkeye olumlu bakıyorsunuz, hangi ülkelere olumsuz bakıyorsunuz diye işte. 20 sene, 21 sene önce Marmara depremi olduğu zaman Bill Clinton gelip de deprem bölgesindekileri ziyaret ettiğinde, hatta bir de bir bebek de kalkıp, evet, Clinton'ın burnunu sıktığı zaman Türkiye'de ABD'ye yönelik sempati en üst düzeydeydi. Ama bir göreli bir sempati, altını çizelim. Mutlak bir sempati değil, göreli bir sempati. Fakat tabii işte özellikle YPG meselesinden ötürü 15 Temmuz'dan sonra falan ABD ile ilişkiler kötüleşince ABD'yi olumsuz gören vatandaşın oranı çok arttı. Fakat bu tür anketlerde hep şu ortaya çıkar: ABD, Avrupa Birliği, komşu ülkeler, Yunanistan, Suriye, Çin, Rusya, bu gibi ülkelere yönelik kamuoyunda her zaman zaten olumsuz bir kanaat vardır. Hep öyledir. Yani işte Rusya %70 olumsuz, %30 olumlu. İşte konjonktüre göre ABD %90 olumsuz, %10 olumlu. Böyle en hani Türkiye'nin niye antipati duyacağını bilemediğiniz, anlam veremediğiniz ülkelere bile, böyle Brezilya falan gibi, olumsuz bakanlığın oranı %50'nin üzerinde çıkar bu anketlerde. Dolayısıyla tabii bunun çok çeşitli sebepleri var, tarihsel sebepleri var. Ona girmeyelim ama
herhangi bir dış güçle, dış aktörle olan ilişkilerin gerginleşmesi durumunda kamuoyunda her zaman buna tabii canım onlar da zaten bizim aleyhimizdedir diye argüman geliştirecek birilerini bulabilirsiniz. Mutlaka. Her seferinde çıkar yani. Burada benim ilgimi çeken şu. Geçen hafta Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi meslektaşımız Akın Ümer bir bilgi paylaştı Twitter'da. Dedi ki, yani bu matematiksel modellemeyle ortaya koydu bunu. Son iki haftada Twitter'da NATO lehine atılan tweetlerin kaynaklarının %88'i, yani bu NATO lehine tweet atanların %88'i daha önce de Rusya lehine tweetler atmışlar. Evet, aslında sormak istediğim buydu. Şimdi, aynı yere koyma meselesi tamam. buydu. Şimdi bu burada şunu görüyoruz, yani birileri ki bu kamuoyu falan da değil bu, onu söyleyeyim. Yani bu eğer ki iki hafta içinde NATO'cu tavır gösteren, görüş belirtenlerin %88'i birkaç hafta veya birkaç ay önce özellikle S-400'ler döneminde Rusya yanlısıysa bu insanlara kamuoyu falan denmez. Evet. Bunlar kamuoyunu manipüle etmek için yönlendiren çoğu da maaşlı elemanlardır. Şimdi burada tabii mesele şu, pergelin sivri ucunu nereye takıyorsunuz? Yani pergelin sivri ucunu yani şey olarak referans olarak aldığınız böyle nokta iktidarın, hükümetin her yaptığına bir gerekçe bulmak ve onu meşrulaştırmaksa bugün Rusyacı, yarın Amerikancı, yarından sonra tekrar Rusyacı olursunuz. Yani ben onları çok dikkate almak gerektiği görüşünde değilim ama bir açıdan da dikkate almak zorundayız. Çünkü bu çevreler kamuoyunu kısmen de olsa biçimlendiriyor. Çünkü Türkiye'de sadece sosyal medyada trolleşme, trollük düzeni yok. Bu troller ana akımlaşan, sözde ana akım olan medyayla da yakından ilişki içinde, etkili medya gruplarıyla doğrudan ilişkili. Sadece sosyal medya değil, zaman içinde Türkiye'de medyanın da trolleşmesi ve gitgide siyasetin trolleşmesi gibi bir süreç yaşadık. Bu da tabii sağlıklı bilgi akışını ve sağlıklı bir tartışmayı imkansız hale getiriyor. Sağlıklı bir tartışmayı belki de imkansız hale getiren bir başka mesele. Yavaş yavaş iç siyasete de gelelim. İdlib üzerinden geldik. ABD ve Rusya arasında kaldı mı kalmadı mı tartışması. İç siyaseti etkileyen bir başka faktör. Belki de etkilemesi beklenen bir başka faktör. Ve üstelik çok da geç kalmış bir tartışma olarak görülüyor. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından. Belki de aslında toplumdaki beklenti şuydu, darbe bastırıldıktan, yargılamalar başladıktan çok kısa bir süre sonra biz FETÖ'nün siyasi ayağını öğrenecektik, öyle veya böyle. Zira anlaşılan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yuvalanmış FETÖ'cü hücrelerden üst düzey komutanlar tutuklandı. Bu konuda bir itiraf mekanizmasının çalışacağı, FETÖ'nün siyasi ayağının açıklanacağı liste hangi ilde kimin sorumlu olacağına dair çeşitli haberler yayınlandı. Fakat daha sonrasında ne listeler çıktı ortaya, ne de isimler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zaman zaman bunu gündeme getiriyor. Birkaç hafta önce gündeme getirdiğinde belki de en yüksek perdeden gündeme getirdi. FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda Erdoğan'ı işaret etti. Erdoğan'ın açıklaması tam tersi bir şekilde, karşı tarafı gösteren bir açıklama yaptı. Ve bu tartışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net bir biçimde geniş bir cevap vermemesi üzerine ve devamında da İdlib'in ortaya çıkmasıyla, tekrar krizin ortaya çıkmasıyla tıpkı ekonomik krizi çevrilediği gibi FETÖ'nün siyaset ayağı tartışması da sanki biraz sönümlendi. Dolayısıyla bugün itibariyle biz FETÖ'nün siyasi ayağının darbe başarılı olsaydı yönetime getireceği kişileri, destekleyeceği kişileri hala bilemiyoruz. Hala bunlar açıklanmış değil. Ancak toplum bu darbenin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda tahminlerini, ilişkiler nezdinde gözlemlerini elbette biliyor. Hangi dönemde yükseldiğini biliyor FETÖ'nün, hangi dönemde devlet içerisinde yer aldığını biliyor. Ergenekon ve Balyoz dönemlerinden hangi dönemde kumpaslara imza attığını, önünün açıldığını biliyor. Dolayısıyla darbeye giden sürece vakıf toplum çok büyük oranda. Tabii. Dolayısıyla ilişkilendirebiliyor, siyaseten nerelerde olabileceğine dair tahminler yürütebiliyor. Fakat FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması özellikle yerel seçimler öncesinde çok konuşulmadı. Şimdi genel seçime giderken ama ülkenin bir numaralı gündemi haline gelmesi bekleniyor. Sokak röportajlarında yavaş yavaş soruluyor, işte sizce kim olabilir isim bazında ve insanlar bazı isimleri elbette söylüyorlar. Bu konuda toplumun
normalden daha az refleks verdiğini düşünüyor musunuz? Bu siyasetle karşılaştırılabilecek bir şey mi? Yani anlatmak istediğim şu, siyaset hakkından daha az gündeme getirdiği için toplumun o kadar da gündeminde kalmadı. Fakat gerçekten de hayati bir meseleydi. Seçmenin tabii bu konuda çok söz söylememesinin bir numaralı sebebi olarak siyasetin zaman zaman güçlü, zaman zaman güçlü bir şekilde ama belirli aralıklarla çok da gündemde tutamamasının belirleyici unsur olduğunu düşünüyor musun? Tutamaması mı, tutmaması mı? Tutmaması. Şimdi bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye 3 kez sandığa gitti. 2017'de referandum, 2018'de genel seçim, 2019'da yerel seçim. Bunların her üçünde de bu konu farklı birbiriyle kıyasıya rekabet halinde dahi olsa farklı siyasi aktörler tarafından çok fazla işlenmedi. Evet. Hiç gündeme gelmedi demeyelim. Tabii ki geldi ama yani böyle hiçbir zaman ana tartışma konusu, ana polemik konusu haline gelmedi. Orada sanırım adı konmamış bir uzlaşma rol oynadı. Ben bir gözlemci olarak bunu tespit ediyorum. O uzlaşma da şuydu. Neticede Fethullahçı örgütlenme sadece onun darbe girişimine maruz kaldığı için iktidar değil. Muhalefet de karşı olması için binlerce sebep var. Hatta yani varoluşsal sebepler var. Neticede CHP ile söz gelimi. FETÖ'yü nasıl yan yana getirebilirsiniz? Bir tanesi Türkiye'de laikliği getirmiş parti. Laiklikten yana seçmenlerin oy verdiği ve hiçbir tarikatın kurumsal olarak desteklemesi için sebep olmayan bir parti. Diğer yanda ise tarikat temelli bir örgütlenme. Yani çok en basit bilgileri tekrar hatırlatalım. Evet. Çünkü bunları söylemezsek yani belki özellikle de genç yurttaşlar böyle anlamsız bağlantılar kurabilirler kafalarında Erdoğan'ın demeçlerini istinaden. Tabii. Halbuki yani olacak iş mi? Üstelik şunu da hatırlatalım. FETÖ henüz silahlı bir terör örgütü hüviyetini Türkiye toplumuna göstermeden önce Ergenekon, Balyoz, Oda TV gibi yerlerde efendim, Cumhuriyet Halk Partisi yani bir davanın sanıklarının avukatı pozisyonundayken saldıran tarafta FETÖ'nün olduğunu çok net görüyorum. Tabii çok net ama işte yani bazı insanlar üzerinden zaman geçince belki bunu unutmuş olabilir. Gençler o kadar bilmeyebilir. Yeni jenerasyon. Doğru. Şimdi bir uzlaşma vardı. O uzlaşma da şuydu Can Bey sanırım. Yani bu Fethullahçılar ortak düşman. Yani bir tarafın muhalefetin özellikle CHP'nin zaten tarihsel olarak siyaseten karşısında konulana siyaseten düşmanı olduğu bir aktör. Diğer tarafı ise darbeden önceki birkaç yılda düşmanı haline gelmiş bir aktör. Evet. Ortak düşman. Tamam. Şimdi burada bu kadroların devletten tasfiye edilmesi üzerinde ortaklaşılan bir husustu. Tasfiyenin nasıl yapılacağına dair önemli görüş ayrılıkları tabii ki vardı. Mesela bu KHK düzeni. KHK düzeninin getirdiği hukuksuzluklar, efendim darbeye karşı ilan edilmiş bir olağanüstü hal kapsamında kış lastiklerini düzenlemekle ilgili veya üniversite rektörlerinin atanmasıyla ilgili kanun hükmünde kararnamelerin bile oraya sokuşturulması, tabii, kamudan yapılan kimi tasfiyelerde özellikle de sırf bir bildiriye imza attığı için kimi akademisyenlerin KHK ile ihraç edilmesi gibi pek çok örnekte Türkiye'de muhalefet hukuk devleti vurgusuyla yani hukuk devletine sahip çıkma vurgusuyla bu konuda bazı eleştiriler dile getirdi. Ama işin özünde yani Fethullahçıların devletten tasfiye edilmesi konusunda bir ortaklaşma vardı. Fakat tabi bu ortaklaşmanın da bir ister istemez bir milat olarak aldığı bir dönemeç vardı. O da 17-25 Aralık. Yani muhalefet hiçbir zaman 17-25 Aralık öncesini sorun etmeme tavrını benimsemese dahi iktidar için mücadelenin başlangıç tarihi 17-25 Aralık olduğu için 2013 ister istemez o da bir milat olarak ortaya kondu. Şimdi bu milat üzerinde bir üstü kapalı uzlaşmanın ortadan kalktığını görüyoruz. Evet. Bunun ilk işaretini birkaç hafta önce eski Genelkurmay Başkanı ve FETÖ tarafından hapse konulmuş olan İlker Başbuğ işaretini verdi. 2009 yılına işaret etti. Şimdi 2009 yılına işaret etmek demek zaten AKP'nin bütün üst ve hatta orta düzey kadrolarını FETÖ ile ilişkili hale getirmek demek. Çünkü 2009'dan beri yapılanları hepimiz biliyoruz. Bu arada onu da anlatalım. İşaret ettiği nokta bir yasa. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gece alelacele gece yarısı yasa. Bir torba kanun metnine konan, apar topar geçirilen ve de askerlerin, subayların Fethullahçıların kontrolündeki özel yetkili mahkemelerde yargılanmasını mümkün kılan bir değişiklik.
Şimdi bunu sorun, yani bu oraya işaret etmesi İlker Başbuğ'un, bu 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan adı konmamış uzlaşmayı iktidarla muhalefet arasındaki, her ne kadar Başbuğ bir muhalefet figürü olarak göremesek de neticede yani iktidar destekçisi de değil. O uzlaşmayı ortadan kaldıran ilk adım oldu. Ve sonra bunun devamı geldi. Yani AKP ile CHP arasında karşılıklı FETÖ'nün siyasi ayağı suçlamalarının gelip gitmesi artık bu uzlaşmanın, yani o milat konusundaki. Milat konusundaki uzlaşmanın ve sadece milat konusunda değil, zaten milat konusundaki uzlaşma hükümetin zorlamasıyla konmuş bir uzlaşmaydı. Evet. CHP hiçbir zaman benimsemedi 17-25'in öncesine bakmamak gibi bir şeyi. Ama bir de şey, sadece milat bakımından değil, tematik bir uzlaşma da vardı. Yani ya bu adamlar temizlerine kadar devletten çok fazla birbirimize bu konuda müdahale etmeyelim gibi. Şimdi bu tematik uzlaşmanın da ortadan kalkmış olması bana şunu gösteriyor. Artık Türkiye'de iktidarın elinin zayıflaması, ayağının altında üzerini basmış basmakta olduğu toprağın zayıflaması sonucu iktidarın çözülme sürecinin iyice görünür hale gelmiş olması sonucu ve de bunlarla da ilişkili olarak Türkiye'nin bir erken seçim atmosferine doğru adım adım gitmekte olması neticesinde artık bu konunun da bir siyasal araç olarak muhalefet tarafından iktidara karşı kullanılabilecek hale gelmesi. Yani niye artık muhalefet bunu daha gür bir sesle dile getiriyor? Çünkü muhalefet artık daha özgüvenli. İktidardaki çözülme çok görünür hale geldi. Ve aslında yapılması gereken ama çok daha kısa vadeli ve acil ihtiyaçlardan ötürü ertelenmiş bir hesaplaşma şimdi başlıyor. Tabii bu hesaplaşma siyaseten çetin bir hesaplaşma olacak. Yani karşılıklı çok ağır suçlamalar, mutlaka siyasal gergin. Sert geçiciye aşikar. Meğer ki yeniden frene basılmasın yani. Onu bilemiyoruz tabii. Şimdi bu FETÖ'nün siyasi ayağı meselesine biraz daha yakından bakalım. Şimdi bununla kastedilen ne? 15 Temmuz darbesi başarıya ulaşsaydı, bakanlık, başbakanlık ve önemli kamu görevlerine getirecek olan insanları mı kastediyoruz? Şimdi mesela bu böyle bir liste var idiyse eğer darbecilerin elinde, 10 kişilik, 20 kişilik, 100 kişilik bilemiyorum, 1000 kişilik. Mesela ilginç bir şey söyleyeyim, bunların hepsinin bundan haberi de olmayabilir. Yani mesela geçmişte tarihimizde örnekleri var, 12 Eylül'de darbe oluyor. İşte önce Turan Feyzioğlu'na sen başbakan ol diyorlar, sonra 6 saat içinde fikir değiştirip Bülent Ulusoy'u başbakan yapalım diyorlar. O da böyle bir kabine oluşturuyor. İşte diyor ki işte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da eski Türk İş Başkanı olsun diyor. İşte Turgut Özal'ı şuraya koyalım diyor. Muhtemelen Özal'ın haberi vardır da o bakanlar kurulu listesindeki herkesin haberi olmayabilir. Olabilir. Peki 15 Temmuz sonrası kadroları mı kastediyoruz? Bir. İki, yoksa darbe hazırlığında, darbeye giden süreçte, 15 Temmuz'u hazırlayan süreçte yer alan, rol alan sivil kadroları ve varsa siyasetçileri mi kastediyoruz? Bence en önemli kasıt burada olmalı. Evet. Şimdi bu bir soru işareti Can Bey. Yani 15 Temmuz başarıya ulaşsaydı saf değiştirecek olan, kral öldü yaşasın kral diyecek olan, darbecilerle de ilişki içinde olan ve bu darbeye giden yola dair de bilgi sahibi bir takım siyasetçiler, siyasi kadrolar var mıydı? Bunu sizin, benim, yani şu anda bizi izleyen seyircilerin bilmesi mümkün değil. Tabii. Çünkü bu çok istihbari bir bilgi. Yani bu ancak böyle bir istihbaratçı, bir istihbarat çalışması sonucu açığa çıkartılacak veya bir günün birinde bir araştırmacı gazetecilik çalışması sonucu ortaya çıkarılacak bir mevzu. Siz hali hazırda böyle bir listenin olduğuna inanıyor musunuz? Sadece tahmin anlamında soruyorum. Listenin başbakanı, atanacak bakanlar listesini kastetmiyorum. Evet, evet. Darbeye gidiş sürecinde rol almış siyasetçilere dair bir istihbari çalışmanın tamamlandığına yönelik bir tahmininiz var mı? Hiç orta yerde öyle bir şey yok. Varsa da yani bunlar çok hassas konular, muhalefet için değil, iktidar için hassas konular. Çünkü bir anda yani pek çok kadrosunu zan altında, hatta zan altında bırakmak hafif kaçıyor. Yani hedefe oturtur. O zaman da hani nereden başlayacaksın temizliğe? Yani düşünsenize Allah aşkına. Darbe girişimi gecesi, başarısız oldu darbe. Onu gerçekleştiren örgütlenme ile o dönemde, o gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmekte olan kişinin damadı ilişkili mesela. Evet. Yani bu da bu İstanbul Belediye Başkanı, Türkiye'nin en büyük şehri. Bunun gibi daha ne gibi örnekler var, ne biçim örnekler var düşünün. Yani bir dönem meclis başkanlığı yapan İsmail Kahraman'ın da
ya oğlu ya damadı değil mi? Yani yanlış hatırlamıyorsam. Yani bunun gibi çok şimdi oralardan kurulacak ilişkiler zaten yani AKP'de adam bırakmaz. Bir de şöyle hassas bir mesele var. 15 Temmuz sonrası bu Fethullahçı örgütlenmedeki tabakaları kabaca alt tabaka, üst tabaka, orta tabaka diye bölecek olursak büyük oranda alt ve orta tabaka Fethullahçıların cezalandırıldığını, hapiste olduğunu, firari olduğunu, firari de değil gerçi çoğu zaten cezaevinde veya tasfiye edildiğini görüyoruz. Üst tabaka yani Fethullahçıların üst tabakasına baktığımız zaman ise öyle isimler var ki tam bir kritik dönemeçte direksiyonu doğru yöne kırdıkları için yalnızca aklanmakla yani hukuken aklanmadılar, siyaseten aklanmakla kalmayıp bir de muteber adam muamelesi görüyorlar. Hem öyle hem de artık şu tanım Türkiye'de siyasetin bir ara gündemine girdi. Belki o da hakkıyla tartışılmalı. FETÖ borsası. FETÖ borsası. Şimdi üst düzey yani FETÖ'nün üst düzey kadrolarının önemli bir kısmı ama şu vasıtayla ama bu şekilde iktidara eklemlendi. Yani öyle biri var ki mesela işte eskiden bu cemaatin yani Fethullahçı örgütün sözcüsü olarak bilinen biri. Şimdi böyle bir süredir, epey bir süredir, 15 Temmuz'dan beri muteber Fethullahçı avcısı gibi dolaşıyor ortalıkta. Evet. Şimdi yani bu siyasi ayağa yönelik esaslı gerçekten yani bunu gerçekten açığa çıkarmak amaçlı yapılacak bir çalışma. Bu sonradan AKP'ye eklemlenmiş üst düzey kadroları da açığa çıkartacaktır. Onları da suçlu durumda düşürecektir ve bu da iktidar için yargılanmalarını mecbur kılacaktır ve bu da İktidar için çok sarsıcı olacaktır. Peki, üçüncü şey. Şimdi ilk ne dedik? 15 Temmuz sonrası göreve getirecek kadroları mı kastediyoruz? İki, 15 Temmuz'a giden yolda rol alan kadroları mı kastediyoruz? Üç, FETÖ'nün siyasi partnerini mi kastediyoruz? Şimdi FETÖ'nün siyasi partnerliği olarak işi ele alırsanız FETÖ'nün siyasi ayağı meselesini, FETÖ'nün siyasi partneri 2013'ün son günlerine kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi. 2013'ün son günlerinden sonra yani o Aralık 2013'ten efendim Temmuz 2016'ya kadarki dönemde FETÖ'nün bir siyasi partneri yoktu. Yoktu yani. Ama şu oldu mesela bu AKP Fethullahçı örgüt ayrışması sonucu ve 17-25 Aralık tapeleri sonucu ortaya çıkan yığınla bilgi ve belge ve iddia muhalefetin gündemini işgal etti. Aksi beklenemez. Aksi beklenemez. Aksi beklenemez. Bakın 17-25 Aralık'tan 4 ay sonra Türkiye'de yerel seçimler yapıldı. O yerel seçimlere giden süreçte AKP dışındaki bütün partiler, MHP'si, CHP'si, o zamanki BDP'si, bütün parti hatta Büyük Birlik Partisi, bütün partiler 17-25 Aralık'ta ortaya çıkan malzemeyi siyasi bir konu haline getirdiler. Ve en yüksek perdeden konuşan isim Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli. Çok doğru. Yani isteyenler internet arşivlerinde, evet, arama motorlarında Sayın Bahçeli'nin 17-25'ten sonra özellikle de Mart 2014 yerel seçimlerine giden süreçte bu yolsuzluklar meselesini nasıl siyasallaştırdığını, politik bir politik gündemin unsuru haline getirdiğini araştırarak görebilir isteyen herkes. Şimdi bu Türkiye'de iktidarın bir süredir yapmaya çalıştığı ve CHP'ye yönelik getirdiği eleştiri sanırım o malzemelerin kullanılması yani açığa çıkan kirli ilişkilerin siyasallaştırılması, siyasetin gündemine taşınmasından çok zorlama bir şekilde FETÖ'yle işbirliği suçlaması geliştiriyor iktidar. O birkaç yıllık dönem için. Evet, o birkaç yıllık dönem için. Yani iktidarın şu andaki CHP'ye yönelik yegane silahı, kullanabildiği yegane silah bu. Ama kardeşim o dönemde ortaya çıkan bu yolsuzluk verilerini dediğim gibi bütün muhalefet partileri kullandı. MHP dahil. Hatta sadece 2014 yerel seçimi değil Can Bey. Bir yıl sonra bir genel seçim oldu Türkiye'de. 7 Haziran 2015 seçimlerine doğru yolsuzluklarla mücadele. Hala mesela MHP'nin çok önemli gündem maddelerinden biriydi. Vaatlerinden biriydi. Çok önemli. Yani neredeyse CHP'den daha çok doğru. 2015'e doğru MHP bu yolsuzluklarla mücadele konusunu gündeme getirdi. Şimdi bir yanda böyle bir durum var. Yeni dönemin şifrelerini de anlatan aslında tartışmalardan biri olduğu için burayı açmayı istedim. FETÖ'nün siyasi hayat tartışmasında bu üç başlıkta incelediğimizde eninde sonunda hangi başlık üzerinden gidersek gidelim bir siyasi ayağa ya da temsilcilerine ulaşabileceğini görüyoruz. Hangi açıdan gidersek gidelim. Yeni döneme geldiğimiz zaman
Şimdi biraz işin diğer boyutuna gelelim. Seçim üzerinden hareketlenelim. 31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden tüm bu tartışmaların ışığında bir yerel iktidar söylemi ortaya atıldı. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti, Millet İttifakı normalde ezber bozan adaylar olarak bakılan, hatta başta Ekrem İmamoğlu nezdinde dahi ya Beylikdüzü çok uzak, İstanbul'un öte tarafı, öte ilçesi çok da tanınmıyor, acaba yanlış aday mıdır vesaire diye, hatırladığım kadarıyla Mansur Yavaş dışındaki hemen hemen birçok büyük şehirdeki aday eleştiriyle karşılandı başta. Daha sonrasında çok ciddi bir başarı, çok ciddi bir kazanım. Millet İttifakı bir yerel iktidar söyleminin altını doldurabildi. Çok büyük şehir el değiştirdi. Tekrarlanan 23 Haziran seçimi daha kapsayıcı oldu. 800 bin farklık bir oy. Şimdi toplum bir yanda bugüne geldiğimizde bildiğimiz tek bir şey var. Millet İttifakı'nın yerel dönemde yerel iktidar söyleminin altını doldurabildiğini biliyoruz. Gündemdeki siyasi tartışmaları alt alta sıraladığımızda dış politikada çok hareketli bir dönemdeyiz. Zaman zaman gündeme gelen FETÖ'nün siyasi ayağı meselesi var. Ama asıl mesele ekonomik kriz. Yerel seçimlerde de bunu çok konuştuk. Yerel seçimin belki de belirleyici unsurlarını alt alta yazdığımızda en üstte ekonomik krizi yazdık. Hatta kimi mesela AKP'li seçmenler zaman zaman sokak röportajlarında işte o poşetten 1 lira para, o poşeti paralı yapmayacaktınız gibi espriyle karışık ama gerçekten de etkili olduğunu, ufacık da olsa bir etken sahibi olduğunu şey de söylediler. Vardı, tanzim satış mağazaları vardı. İnsanların sebze almak için kuyruğa girmek zorunda kalmaları gibi bir görüntü. Ve devamında örneğin o tanzim satış sürecinde işte orada çekilen fotoğraflar, görüntü kayıtları insanları haliyle çok rahatsız etmişti. Dolayısıyla tüm bu durumlarla ekonomik kriz gerçekten de çok belirleyici olmuş görünüyor 31 Mart'ta. 23 Haziran için öyle konuşamayacağız. 23 Haziran farklı bir kutuplaşmanın kırıldığı ve belki de uzun zaman sonra ilk defa AKP'den CHP'ye dahi oy kayışının olduğu, yerel özelinde olduğunu görüyorduk. Şimdi yeni dönemin şifrelerini okumak için aslında bu özeti geçtim. Sizden rica edeceğim yeni dönemin şifrelerini. Tüm bunlar ekonomik krizi de işin içine katarsak ve belki de en ön safhaya onu koyarsak, yeni dönemde biz nasıl bir siyaset bekliyoruz? İkincisi, bu kadar gündemde olan bir konu erken seçim meselesi. 2020 için bahsediliyordu. Bir yanda Türkiye gerçekten seçimlerden çok yorgun. İstanbul iki kez seçime gittiği için daha fazla yorgun. Fakat İstanbul'u bir kenara bırakırsak Türkiye genelinde bir erken seçim beklentisinin olduğunu görebiliyoruz. Zaman zaman erken seçim gündemimizde yok deniyor. Zaman zaman hodri meydan hazırız deniyor. Ama 2023'e kadar gitmeme ihtimali var elbette. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın AKP'nin bu nezdinde bir karar almaması durumunda 2023'e kadar gerçekten bir seçim yapılamayabilir. Fakat Türkiye şartları, az önce yan yana koyduğumuz tüm bu etkenler ve yeni dönemin şifreleri. Yeni dönemin şifrelerinden kastım daha genç liderler, örneğin Ekrem İmamoğlu gibi. Daha kapsayıcı liderler, örneğin Mansur Yavaş gibi. Ve yerel iktidarı kazanan bir Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ittifakı. Tüm bu süreçler bir, hatta hiç uzatmadan sorayım, otomatikman yerel seçimi getirecek, genel seçimi getirecek mi erken? Yerel seçimlerle genel seçimlerin arasındaki bir farkı tespit etmemiz gerekiyor. Yani Türkiye 2018'e genel seçime giderken de ekonomi pek parlak bir durumda değildi. Yani ne kadar kriz etkilerini daha yeni yeni hissettirmeye başlamış olsa dahi. O da şu, Erdoğan'ın bizzat kendisini, kendi ismini ortaya koyduğu, yani Erdoğan'ın oylandığı seçimlerde ki performansı kendisinin olmadığı seçimler, yani yerel seçimlerdeki AKP performansına göre daha ileride gidiyor. Hatta başka bir açıdan şöyle söyleyelim, bütün araştırmalarında net bir şekilde ortaya koyduğu üzere Erdoğan'ın oyu partisinin oyunun önünde. Dediğiniz gibi İstanbul'da özellikle 23 Haziran 2019 tekrarlanan seçimlerinde Sayın İmamoğlu'nun aldığı bu %54'lük oy tartışmaya mahal bırakmayacak bir şekilde AKP tabanından da artık ciddi şekilde oy aldığını gösteriyor. Mesele bunu genel seçime de taşıyabilmek. Çünkü yani bugüne kadar Erdoğan bizzat girdiği, kendini bizzat öne koyduğu pek çok seçimde başarı elde etti. Ama olayın bir de başka boyutu var. Şimdi yerel seçimlerde belki hiçbir oy pusulasında Erdoğan'ın adı yer almıyordu.
Fakat yerel seçim sürecinde de Erdoğan kendini aslında çok ön plana koydu. İstanbul'da 30 ayrı ilçede miting yaptı. İstanbul'da hatırlayalım 31 Mart'tan önceki gündü galiba. Yani böyle alelacele yani çok ekspres mitingler bir ilçede miting yapıyor yarım saat sonra başka ilçede. Şimdi bu da mesela aslında artık Erdoğan'ın bir siyasi figür olarak albenisinin kendi seçmeninin gözünde de düşmekte olduğunu bize gösteriyor olabilir. Bu arada araya bir not sıkıştırayım. AKP'nin iki numarası da İmamoğlu'nun karşısında adaydı. Aynı zamanda. Evet aynı zamanda öyle ama dediğim gibi yani Erdoğan bu yerel seçimde böyle ben cumhurbaşkanıyım ben bu işlere girmem miting yapmam herkes kendi işine baksın falan demedi. Kendini orada da ortaya koydu ön plana koydu. Neredeyse İmamoğlu'yla karşı karşıya geldi pozisyon olarak. Fakat dediğim gibi bu işe yaramadı. Yani ben Erdoğan'ın albenisinin AKP seçmeninin gözünde de eskisi kadar yüksek olmadığını düşünüyorum. Tabii Erdoğan'ın şansı şu, gitgide toplumda itibar kaybetmekte olan, toplumun gözünde işte bir takım yozlaşmış ilişkiler yumağının simgesi olarak görülmeye başlanan bir parti örgütü var, parti teşkilatı var. Erdoğan bunu yer yer kendinin dışında konumlandırıyor ve bu parti teşkilatı onu iktidarda tutmaya yetmeyeceği için MHP desteğiyle yola devam ediyor. Yani MHP'nin de bugün hala anketlerde işte %10'lar civarında bir oyu var. MHP sayesinde zaten devam ediyor Cumhurbaşkanlığı. Bir kere MHP'nin desteğinin çekileceği herhangi bir konjonktürde olur mu, olmaz mı, nasıl olur, ne zaman olur hiçbir fikrim yok. Tamamen spekülasyon ama şunu bilin ki Can Bey zaten bunun gerçekleştiği noktada artık yani sonun başlangıcı da demeyelim yani sona doğru büyük oranda mesafe alınmış olur. Türkiye'de iktidarın el değiştirmesinin ilk işareti MHP'nin bu ittifağı bozması. Yani ilk işareti değil artık onu tescilliler. İlk işaretler geliyor. Geliyor. Bunu tescilliler. Ama buna bile gerek olmayabilir. Yani MHP desteğine rağmen olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan %50'yi bulamayabilir. Ki son bazı kamuoyu araştırmaları buna işaret ediyor. Yani MHP desteğine rağmen, onu da altını çizeyim. Yani şöyle bir karamsarlarda kapılmasın hiç kimse. Ya bu MHP destek verdiği sürece öyle veya böyle bu devran sürer. İstanbul önemli bir örnek bu konuda. Yani bu MHP desteği vardı. Vardı. AKP'nin iki numarası adaydı. Bir numarası ekspres mitinglerle destek verdi. Buna rağmen %53-54'lük bir oranla İmamoğlu kazandı. Aynen öyle. Şimdi erken seçim meselesi, yani biliyorsunuz bu 2017 referandumuyla yapılan anayasa değişiklikleri sonucu Türkiye'de erken seçim olması için iki tane olasılık var. Aslında ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Ya Cumhurbaşkanı meclisi feshediyor ve seçime gidiliyor ya da meclis seçime gitme kararı alıyor. Şimdi burada iki tane teknik olarak yol var. Biri meclisten yanlış hatırlamıyorsam 5-3 oranında yani 360 milletvekilinin oy kullanmasıyla erken seçim kararı alınıyordu diye hatırlıyorum referandumda yapılan değişikliklerle. Şimdi böyle bir yani muhalefetin 360 milletvekiline ulaşması meclis aritmetiğine bakacak olursak söz konusu değil. O zaman Türkiye'de erken seçim yolunu açacak yegane olasılık Erdoğan'ın bu kararı alması. Şimdi Erdoğan bu kararı alır mı? Ne zaman alır ve niye alır? Şimdi eğer ki erken seçime gidilmezse Türkiye'de 2023'te 3 yıl sonra seçim yapılacak. Erdoğan bu kararı alacaksa çok hassas bir noktada bu kararı almak ihtiyacı hissedecektir. O da erken seçime gitmediği takdirde 2023'ü kesinlikle kaybedeceğinden emin olduğu noktadan daha önceki bir nokta. Yani köprüden önceki son çıkış. Evet. Köprüden önceki son çıkışa gelmeden erken seçime direksiyonu kırmak isteyebilir. Çünkü öyle bir o çıkışı ıskalarsa eğer, yani yapacağı daha geç tarihli bir erken seçim, mesela 2022 veya zamanında yapılacak seçimde iktidarı kaybedeceği kesin bir hale gelebilir. Soru şu, köprüden önceki son çıkış anlamına gelecek erken seçim tarihi hangi tarihtir? Sizin de az önce belirttiğiniz gibi 2021 yılı çok konuşuluyor. Daha çok konuşuluyor. 2021'in ilkbaharı. Yani öyle bir dönemde seçime gidecek ki hala kazanma umudu olacak. Ama bir yandan da işte görev süresini olabildiğince uzatacak. Çünkü yani az bir şey değil. Erken seçim demek görev sürenden bir kısmından feragat etmek demek. Tabii ki. 2021'de seçime gitmek demek, 2 yılından feragat etmek demek. Şimdi bu da az bir şey değil. Bunu göze alması için bir takım dengeleri hesaplaması gerekiyor.
2020 sonbaharı veya 2021 ilkbaharı, daha ziyade sanki 2021'in ilkbaharı biraz daha bu bağlamda işlevsel görünüyor. Son soru, bir kaç dakikamız kaldı? Son 3 dakikamız kaldı. Tüm bu senaryolar içerisinde belki de dahil etmiyoruz ama bir etki yaratması bekleniyor kimilerine göre. Kimilerine göre ise çok bir etkisi olmayacak. Neden bahsediyorum? Yeni partilerden. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun bir parti kurduğunu biliyoruz. Olası etkisini süreç gösterecektir. Ancak daha fazla sanki beklenen, daha büyük bir etki yaratacağı yönelik izlenim oluşturulan Ali Babacan'ın kuracağı parti. Ali Babacan birkaç kez konuştu ve arkasındaki kurucular kuruluna çok büyük atıflar yaptı. Bu insanlar da liberal bir ekonomi sistemine yönelik yeniden Ali Babacan'ın kendi ekonomik hikayesini hatırlatarak ekonomi özelinde bir talepkarlık oluşturacağına yönelik sinyaller olarak algılandı. Dolayısıyla hem Davutoğlu'nun hem de Babacan'ın kurması beklenen o olası partinin yeni dönemde, yeni dönemin şifrelerinde, yeni dönem siyasetinde herhangi bir yer edinebileceğini düşünüyor musunuz? Şimdi Babacan'ın partisiyle kurup kuramayacağından da emin değilim bu arada hala. Yani herhalde İki kez erteledi. Yani, evet. Kuracağını varsayalım. Babacan'ın partisiyle Davutoğlu'nun partisi arasında bir fark var. Babacan'ın partisi 2002 AKP'sinin mirasçısı olarak kendini ortaya koyuyor. Yani o zaman bir iddia ortaya koymuştuk. Bir takım şeyler söyleyerek yola çıktık. Bunu geçen hafta Abdullah Gül Karar Gazetesi'ne verdiği röportajda da aynı temalara değindi. Çok iyi şeyler yapıyorduk. Bir takım prensiplerle yola çıktık. Fakat kurucu ilkelerimizden sapıldı. Şu anda başka bir yere gelindi. Biz kurucu ilkelere dönüş taraftarıyız. Burada dediğiniz gibi bir ekonomi temelli çıkış, siyasal çıkış derken yani böyle siyasetin arenasına çıkış anlamında söylüyorum. Ekonomi temelli bir çıkışın öne konmaya çalışacağını düşünüyorum. Biraz 2002 öncesinde AKP'yi iktidara getiren ekonomik konjonktüre de Türkiye ona çok benzer bir konjonktürde yaşadığı için o dönemi de anımsatan bir boyutu var. Yani 2002 yılında AKP'nin iktidara gelmesi siyasal İslam'ın başarısı değildi. Ekonomik kriz sonucu yerleşik siyasal aktörlerin halk tarafından cezalandırılmasının bir sonucuydu. O bakımdan da 2002 AKP'sini anımsatan bir tarafı var ve Davutoğlu'nun partisinden farkı şu. Davutoğlu siyasal İslamcı, yani İslamcı kimliğinden vazgeçmeyi niyetli değil. Fakat Babacan Partisi'nin İslamcılığı sahiplenme gibi bir iddiası yok. Yine bu geçen hafta Abdullah Gül'ün verdiği röportajda da buna değindi. Yani siyasal İslam, her ne kadar ben siyasal İslam'ın çöktüğünü düşünüyorum demese de siyasal İslam'ın çöktüğü yorumları yapılıyor falan gibi ifadeler kullandı. Fakat şöyle bir olasılık da var. Babacan'ın partisine yönelik bina edilen beklentiler var ama yani bunun amiyane tabirle partinin bir balon olması olasılığı da var. Yani seçmen nezdinde ne kadar teveccüh göreceğini bilemiyoruz ama şu bir gerçek ki bu partilerin birer puan, ikişer puan da koparacak olması AKP'den ve de farklı ittifak kombinasyonlarına girmeleri Saadet Partisi ile İyi Parti ile kendi aralarında falan ve %10 barajında o farklı bir ittifak kompozisyonuyla aşmaları olasılığı Türkiye'de AKP-MHP ikilisini mecliste çok net bir şekilde azınlığa düşürebilir. Burak Çop, çok teşekkürler. Bugün Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Burak Çop'la, siyaset bilimci Burak Çop'la konuştuk. Yeni dönemin şifrelerine odaklanmaya çalıştık. Elbette İdlib üzerinden, ekonomik kriz üzerinden ve FETÖ'nün siyasi hayat tartışmaları gündemin 3 başlığı üzerinden konuşmaya, soruları sormaya, yanıtları almaya çalıştık. Bütçeyi burada noktalıyoruz. Birazdan Ayşenur Aslan'la Medya Mahallesi karşınızda olacak. Hoşçakalın. Halk TV'den ayrılmayın.